Evet, en son hayaletimize kalmıştık. Öncelikle hayaletimizi ekleyelim arkadaşlar. Şöyle hayaletimizi eklemek için bir adet collision, bir adet de sprite gerekiyor. Hayaletimizi bir bütün yapalım. Şuraya getirelim. Öncelikle bir tane hayalet olsun. Şöyle şuradan radyosumuzu 5 yapmayalım. Yüksekliğimizi 5 yapalım. Hatta 3 de yapabiliriz. 2 de yapabiliriz. 2 yapalım. Biraz daha şey indirelim bunu. Evet, böyle gayet iyi gibi. Hayaletimizi şöyle, pardon, şuraya getirelim. Tiny Map'te de şimdi biz büyük ihtimal ama geri al. Tamamdır. Şunu düzenleyelim. Bu arkadaşlar temas değil. Buradan teması silin. Engel de varsa silin, yoksa çalışmaz. Bir de script oluşturalım. Şunu silelim öncelikle. Yeni bir script oluşturalım. Şuna da Ghost diyelim. Şimdi biz navigasyon yapacaktık. Navigasyon için de bir adet ana sahnemize navigation ekleyelim. Şunları şöyle şunun içine atalım. Navigasyonu başa getirelim. Bir de navigasyonu bize göstermesi için bizim doğru line'larımız olsun. Şöyle Nordic'de bu line'ları toplayalım. Daha sonra ghost'umuza gelelim. Yavaştan kodumuzu yazmaya başlayalım. Öncelikle bizim bir adet yolumuz olacak. Bir de her zamanki gibi hareket ederken doğrultumuz olacak. Bir adet vektör çizeceğiz. Bir adet de doğrultuyu gerçekleştirmek için hızımız olacak. Daha sonra ana sahneden player'ımızı vesaire getirelim. Şöyle player diyelim. Bütün sahnelerden çalışan sahneye getirelim. Bu sahneden de bir adet mute alalım. Onun ismi de player olacak arkadaşlar. Player'ımızı aldık. Daha sonra bunun line'ını alalım. Bu da Lines nodunun içindeki line 2D1 nodu arkadaşlar. Daha sonra navigasyonumuzu alalım. Bunu da şöyle şöyle alalım arkadaşlar. Şimdi biz her zaman gibi fizik projesi diyoruz. Şimdi hayaletimizi yavaş yavaş hareket ettireceğiz. Eğer diyoruz ki petimiz, yani doğrultumuz, yolumuz pardon, büyüklüğü birden büyükse, yani bizim bir adet yolumuz varsa bu yolu gerçekleştireceğiz. Ama önce bu yolu bulmalıyız. Bu yolu da şöyle bir adet fonksiyon oluşturalım. Alt. Fint pet diyelim. Bir adet yol bulalım. Petimize diyelim ki pet değişkenimizi oluşturmuştuk. Ana sahneden navigasyonumuzu getirmiştik. Navigasyonumuza şöyle get simple pet diyoruz. Yani en basit yolu getir diyoruz. Yolumuz nereden nereye olacak? Bunun pozisyonundan player'ımızın pozisyonuna doğru olacak. Nasıl olacak? False ya da true olacak. Eğer false dersek gezinimlerin ortasından gidecek bu yol. True dersek kenarından gidecek arkadaşlar. Şöyle kenarından değilse de ortasından. Biz ortasından gitsin diyoruz.
Kaç mı diyoruz ki? Line 2 diyelim. Pointlere PT eşit olsun diyoruz. Yolumuzu görelim. Ve şunu şöyle şuraya koyalım arkadaşlar. Bakalım yolumuzu bulabilecek mi? Evet. Hayaletimiz nerede bizim? Hayaletimizi şuraya koyalım. Daha sonra Lines'ten şunu line'ın biraz boyutunu küçültelim. Çok büyük olmuş. İki yapalım hatta. Şöyle gördüğünüz gibi yolumuzu buluyor arkadaşlar artık. Bizim yapmamız gereken diğer şey hayaleti harekete geçirmek olacak. Şuraya gelelim. Eğer yolumuzun büyüklüğü birden büyük oluyor. Şöyle bir adet. Hatta önce bizim burada bu yolumuzda fark ettiyseniz kendi pozisyonunda yer alıyor ilk başta. Onu bir silelim arkadaşlar. Ama onu silmeden önce kaydedelim. Last position dedik. Bunu da şuraya kaydedelim. Bir önceki yolu her zaman kaydedilirsin. Bunu da buradan silelim. Remove diyoruz. Dizeden sil diyoruz. Hangi index? Birinci index. Şimdi hareket edebiliriz artık. Var postumu nereye hareket edecek? Eşittir. Bet 0. Yani bizim hareket edeceğimiz nokta arkadaşlar. Bunu sildik. Hareket edeceğimiz nokta burası oldu. Bet 0'ımız bu nokta. O noktaya da hareket edecek. Velocity'mizi ona göre ayarlayacağız şimdi. Noktamızı aldık. Ondan kendi pozisyonumuzu çıkardık. Daha sonra bunu şöyle fonksiyonumuzu kullandık. Doğrultumuzu belirledik. Daha sonra diyoruz ki var destancı. İşte pozisyon. Evet, 0. 0'a doğru arkadaşlar artık gidebilecek. Eğer distancımız hala büyükse birden biz bunu şöyle hareket ettirelim. Ama velocity ile değil, pozisyonla hareket ettirelim. Direkt move and slide falan dememize gerek kalmayacak. Speed çarpı velocity, move and slide demediğimiz için biz kendimize burada move and slide komutu yaptık arkadaşlar. Onun için delta'yı kullanıyorduk. Şöyle bir hareket etsin bakalım. Burada kaldı. Neden orada kaldı? Çünkü şuraya oraya doğru hareket etti arkadaşlar. If distance'ı belirledik. Oraya doğru hareket ettikten sonra bu sabit kalacak. Ama biz bu sabit kalmayı nasıl engelleyeceğiz? Hareket ettikten sonra oraya varınca distance'ımız birden büyük olmayacak arkadaşlar. Küçük olacak. Bunun için de else diyoruz. Daha sonra pet.remove gittiğimiz noktayı kaldırıyoruz dizeden. Evet, hayalet gördüğünüz üzere bizim bize doğru gelebilecek. Ama geldikten sonra yeni bir rota olacak. Geldi oraya, bizi geri buldu. Gördüğünüz gibi. Şurada duralım. Evet. Bu şekilde hayalet de bizi bulabiliyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde birkaç tane daha ghost ekleriz. 2-3 tane hayaleti belli süre aralıklarla dışarı çıkartacağız.